Hazine ve Maliye Bakanlığı yükselen gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kurma kararı aldı. Tarladan sofraya, üreticiden tüketiciye kadar hem ürünün hem de fiyatın izleneceği o sistemin detayları geliyor. Eş gibi dersiz. Gıdada çok büyük bir dalgalanma var. Herkes kendi kafasına göre oynuyor. Marketlerde mal pahalı. 1 lira alıyorsa 3'e satıyor. 3'e alıyorsa 7'ye satıyor. Yükseldi vicdansızlık. Vicdansızlık, merhametsizlik. Cep yakan gıda fiyatlarına çözüm bulundu. Erken uyarı sistemi geliyor. Üründe planlama olacak. Üründe tarladan sofraya kadar kontrol olacak. Yine planlamalı bir ekim alanları oluşacak. Sebzeden meyveye, etten süte, çarşıda pazarda fiyatlar yükselince devreye yeni formüller giriyor. Gıda Komitesi toplantısından erken uyarı sistemi kararı çıktı. Hava raporu gibi tarladan sofraya gelinceye kadar da bu zincirlerin kontrolüyle olay çözülecek. Denetleme olursa neye düşmesin? Erken uyarı sisteminin 3 bileşeni var. Arz izleme, fiyat izleme ve arz zinciri izleme. Zirai donak kuraklığa ya da stokçuluğa karşı atılacak adımlar belirlenecek. Arz talep dengesini karşılamak için fiyat yükselmeden ithalat kartı çekilecek. Denetlenmesi lazım özellikle. Bir de çok fark ediyor fiyatlar. Örneğin sebzede, meyvede erken uyarı sistemi tarlada, bahçede başlayacak. Yani her şey yerinde kontrol edilecek. Ürün azsa anında önleme alınacak. Cumartesi pazar her yer kapalı. Marketler açıyor, etkeni değiştiriyor da değiştiriyor. Nasıl olsa adam alacak diyor. Müfettişler görevlendirsinler, gitsin her yeri kontrol etsinler. 17 liraya alırsak 17 liraya mı satalım yani? Mecbur biz de bu biberi 20 liraya satacağız ki para kazanalım yani. Köylüyü koruyacağız, üreticiyi koruyacağız. Hal kanunu da bir an önce halkımızın karşısına getirmek için gayret içerisindeyiz. Haksız kazançların ve haksız rekabetin de inşallah böylelikle önüne geçilmiş olacak diye düşünüyorum. Erken uyarı sistemiyle birlikte fiyat takip sistemi de hayata geçecek. Yani sürekli değişen etiketler oluşturulan veri tabanına kaydedilecek. Merak edilen yeni sistemin gıda fiyatlarına nasıl yansıyacağı.